Evet arkadaşlar, biraz önce sosyal medyadan bir haber geldi. Yani sosyal medya derken ama gerçek haber yani. Hemen araştırdım, baktım ki doğru mu yalan mı diye. Öyle CHP'liler gibi, Sazan gibi öyle Facebook'ta resim başka, yorum başka görüp de hani hemen atlayanlardan değilim. Bir baktım Ekrem İmamoğlu suya finansal ayarlama yapmış. Ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecektir. Bakın zam değil. Bak kesinlikle zam falan değil. Öyle zam sananlar, zam bekleyenler, zam gelir de hani her şey çok güzel oldu deyip de hani yanlışa düşenler kafaları karışmasın diye açık açık söylüyorum. Bak kesinlikle zam değil. Finansal ayarlama yapmış. %12,6. Yani 100 TL fatura eğer su ödüyorsanız 112,5 TL ödeyeceksiniz. Bundan sonra Temmuz ayından sonra. Çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Zam değil kesinlikle, finansal ayarlama. Orada bir kesin bir ifade kullanalım. Yani kesin bir yanlış anlaşılma olmasın. Asla zam değil. CHP'de zam yok. Çünkü su bedava olacaktı. Ekmek, su, süt bedava olacaktı. İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Biz şimdi %12'ne finansal ayarlama yaptık, onu zam değil. Arkadaşlarımızla çalıştık, yoğun çalışma yaptık, değerlendirdik, araştırdık. Yani hep halkın iyiliği için genelde, yani halkı düşünerekten, halkın en iyi nasıl faydalanır, en iyi hizmeti nasıl alır diye çok araştırdık. En son %12,5 finansal ayarlama yani uygun gördük. Şimdi arkadaşlar, Ekrem abiniz bu aralar bir doğal afet olmuyor. Yani herhangi bir doğal afet yok şu anda Türkiye genelinde. Yani oldu da mesela Karadeniz'de bir sağanak yağış sonucunda sel akıntısı oldu. Bu sel akıntısıyla orada tabii bir sel, yağmur, şiddetli yağış, doğal afet yaşandı. Ama planlarımızda, baktık planlarımızda orada bir tatil ayarlaması, tatil bölgesi bulamadık. Kusura bakmasın oradakiler. Ama şu geldi aklımıza. Mesela orada fındık festivali olabilir diye. Fındık festivali olsa hani gidelim mi gitmeyelim diye böyle bir düşündük. Ekrem İmamoğlu'nu göndersek mi göndermesek mi diye. O arada dedik ya, orada hep köylüler gelir şimdi. Yani fındık festivaline kim gelecek? Çiftçi, tarım, köylü. Hepsi bunlar yani başörtülü. Bunlar biz sonra dedik yaramaz. Burada alkol olmaz. Şarap olmaz. Hani şömine olmaz. Kayak olmaz. Deniz, kum, sahil. Ya o zaman dedik bu afet bize yaramaz. Ama şimdi Elazığ'da deprem afeti olduğunda hemen oraya giderken direksiyonu bir palan dökene kırıp oradan bir kayak yapıp çocuklarımızı ıskalamayabilirdik. Mesela Bodrum'da deniz sahilinde güzel güneş, kum, şampanya, viski, rakı. Seçim sonrası, seçim öncesi Yasin Şerif Huzur Duası camide. Biliyor musun? En iyi alim, hafız, en iyi hani babası molla, şehit çocuğu Ekrem. Seçimi kazandıktan sonra tatil yakışıyor ama adama, yani adam haklı. Şimdi şu anda gündemimizde bir afet, hani araştırdık Türkiye genelinde. Hani o afete ziyaret amacıyla gideriz. O arada da hemen tatile direksiyonu kırarız diye bir düşündük. Karadeniz'de bir tek afet oldu ola ola. O da sel felaketi. O da fındık bize uymuyor işte yani. Olmadı yani, tutmadı. Bir başkaki felakete artık. Türkiye bekleyen başka bir felakete inşallah diyor yani, tövbe haşa. Ama kesinlikle %12. Benim sosyal medya arkadaşlarıma ben bu %12'lik finansal ayarlamayı sorunca, oh diyor, çok güzel olmuş, çok güzel, süper olmuş. Ama diyor o az olmuş diyor. %50 geçirseymiş, tam geçir. Düzlesin ucunu diyor. Önünü %50 diyor. Yani %10 ne ki diyor. %12, %50, %100. Tam başı belli olsun, biliyor musun? Tuttuğunu koparsın gibicesin. Ne var ne yok herkes bir versin diye hani bana görüşlerini bildirdi. Ama ben de onlara şöyle dedim. Bir sene oldu daha. Yani ikinci seneye gidiyor. 3 sene sonra Cumhurbaşkanı adayı olacak adam. 3 sene sonra Cumhurbaşkanı adaylığında ben suyu, sütü, ekmeği, kreşi, şunu bunu hep bedava vereceğim diye getirip de %100 ulaşıma, elektriğe, suya, şuna buna hepsine geçirdim. Şimdi tekrar Cumhurbaşkanlığını elime almak istiyorum. Cumhurbaşkanlığını
hani kaybetme korkusuyla o kadar geçirebildim. İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacak. Bir de şimdi %100 geçirseydi şimdi Cumhurbaşkanlığını da aldıktan sonra %500 mü geçireceksin diye halk tepki yapar, oy atmaz korkusundan ötürü bu kadar anca finansal ayarlama yapabiliyor. Fazla yapamıyor arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Yani üzücü bir durum yok. Ama kesinlikle bak söyledik zam yok. Ne diyor? İstanbul'da bak gelen hani şeyi de göstereyim bak hani reklam bakın okutayım kameraya. Buradan gördüğünüz gibi İstanbul'da su fiyatlarına %12.6 burada %12.6 bir şey orada hani şey yazıyor bak zam yazıyor ama orada yanlış yazmışlar. Zam değil o finansal ayarlama yapıldı diyor bak. Zamlı tarife değil bak finansal tarife 20 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe geçecekmiş. Ekrem abi İstanbul'u çok güzel yaptı. Çok güzel oldu. İstanbulluya geçmiş olsun. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimize de ulaşımdan %40 indirimli fayda. Hani patates, soğan, domates Erdoğan İstanbul'dan hani belediyeden elin eteğini çekerse her şey güzel olacaktı, ucuzluk olacaktı, domatesi bedava alacaktı, soğan, sarımsak sıkıntısı olmayacaktı. Şimdi belki soğanımız, sarımsağımız yok ama faturamız var. Faturamız. Ben bir de şunu da söyleyeyim. Seçim öncesi bakın, belediye seçimleri öncesi. Ekrem İmamoğlu eşine makyajlamışlar. Makyaj, sarışın, kafasını boyamış. Kendisi de yanında, yan yana resim çekilmişler birlikte. Ben kimsenin eşine veyahut da ailesine hakaret edecek değilim. Etmem de asla. Onu bu görmüş olduğum anlatacağım fotoğrafı CHP'lilerin paylaşmış olduğu Facebook sitelerinden, sosyal medya sitelerinden gördüm, aktarıyorum. Öyle eşine böyle makyajlamışlar, saç boyalı, dudaklar makyajlı, sarışın, böyle yüzünü beyazlatmışlar. Bir de ışık altında böyle aydınlık, çok ışık böyle. Işık biraz resmi aydınlattırmışlar. Fotomontaj gibi biraz aydınlatmışlar. Yarıya bölmüşler. Bir tarafta da Binali Yıldırım ve eşi Semra Hanım'ı koymuşlar. Başı kapalı. O resmi de karartmışlar. Bir taraf aydınlık, bir taraf karanlık. İstanbul seçimine gidiyoruz. Aydınlıktan yana mısınız, karanlıktan yana mısınız diye paylaşım yapmışlar. Ekrem İmamoğlu'nu seçerseniz aydınlık sizi bekliyor. Binali Yıldırım'ı seçerseniz İstanbul'un kara günler bekliyor. Karanlık günler sizi bekliyor. Hangisinden yana tercihinizi yapmak istersiniz diye bize şişirdikleri, alladıkları, pulladıkları o belediye başkanı bugün finansal ayarlamalarla çok güzel hepinizi ayarlıyor. Sıra sıra ayarlıyor. Yani elden geçirmedik bir şey kalmıyor yani. Bir sene oldu o kadar baskıya rağmen ama adamı bak helal olsun bak tebrikler. Bugün beni seçselerdi İstanbul'un belediye başkanı olarak bak beni seçselerdi. O kadar da yani darboğazda da olsak, ekonomide de olsak yani para da olmasa, iflas da batakta da olsak derdim ki ben kendim. Ya bu seçimi kazanmadı yani seçime girmeden önce vaadim vardı. Su bedava, elektrik bedava, ekmek bedava. Kreş yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hep bedava bedava İspark'ta indirim, şunu da bunu da indirim diye vaat verdim. İndirim yapmayı bırak. Bak indirim yapmayı bırak. Aynı fiyatta da bırakmadı. Zam geçirdi hepsine. Ya ben derdim utanırdım ya ayıp olur. Yani acımızdan da ölsek, belediyede de para kalmasa, işçiye bile maaş ödeyemesek, o duruma bile gelsek. Kardeşim bu zam şimdi yani insan sokakta yüzüme tükürür ya. Haysiyetim, onurum, şerefim var. Anam, babam var. Ailem var. Çoluğum, çocuğum var ya. Bir sene önceki söylediğim sözle şimdiki söylediğim birbirini tutmuyor. Bu kadar da yalan olur mu ya? Adam bunu bana dese hangi yüzden o insanın karşısına çıkacağım ben yalancı dese vallahi yerin dibine git batarım belediye başkanlığı batsın deyip insan utanır. Ama bunlar yani helal olsun yani o yüzden diyorum helal olsun adama yani hiç utanmıyorlar. Finansal ayarlama arkadaşlarıyla geniş çaplı çalışıyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar, ter döküyorlar, büyük toplantılar yapıyorlar. Halkın yararına olabilecek en uygun finansal ayarlamayı ayarlıyorlar. Evet arkadaşlar bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
Bir sonraki %12,5 finansal ayarlama videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Çok güzel İstanbul. Çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecekler. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimize de ulaşımdan %40 indirimli